Efendim, ETV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. Günün önemli haberleriyle karşınızdayız. CHP'li özel 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmaları çerçevesinde dün Soma'daydı. İlçe Başkanı Levent Ervin Soylu milletvekili adayları Abdullah Saka ve Lale Erdoğan Tuncer'in eşlik ettiği Özel Soma'da vatandaşlarla buluştu. Özel, Soma İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında bir baskın seçimle karşı karşıyayız. Birilerinin hesabı bir partiyi dışarıda bırakmak, diğer partileri hazırlıksız yakalamak, partilerin seçim vaatleri olgunlaşmadan bir kaşak güreşle 5 yıl daha yetki almaktı. Bunun sebebi yaklaşmakta olan ekonomik krizdi. Son günlerde dolardaki, eurodaki, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve dizginlenemeyen faiz ve enflasyon artışı hükümetin seçim için neden bu kadar acele ettiğini gösteriyor dedi. Özel konuşmasının devamında anayasaya göre madenlerin hepsi devletin madenleri ama AK Parti bir oyun buldu Rödovans diyor. Hizmet alım sözleşmesi diyor. Devletin milletin madenlerine bir takım çıkar çevrelerine peşkeş çekiyor. CHP iktidarında bu madenlerin tamamı devlet tarafından işletilecek. CHP iktidarında madenlerde çalışan kimse işsiz kalmayacak. Şu anda çalışanların tamamı sendikalı kamu işçisi olacak. Madenlerden çıkarılmış 2800 arkadaşımız, Uyar Madenciliğin mağdur ettiği 900'e yakın arkadaşımız ve onların dışında işsiz bırakılmış ne kadar arkadaşımız varsa sendikalı kamu işçisi olarak işe başlatacağız. O paraları ödemeyen Soma şehrinde Uyar'ında gırtlağına çökülecek. O para onlardan devlet alacağı olarak tahsil edilecek. Madenlere önce Zonguldak'tan, Ankara'dan, Soma'dan uzmanlar inecek. Madenler güvenliyse o madende çalışma hemen başlayacak. Güvenli değilse güvenli hale gelmesi için projeler çizilecek. O sırada madenciler evinde dahi otursa iki askeri ücreti almaya devam edecek. Yer altında çalışan madenciye 4400 lira maaş vereceğiz. 13 Mayıs 2014 faciasından sonra verilip de gevşetilen tüm haklar tam olarak uygulanacak. O gün söz verilip tutulmayan ne söz varsa o sözü tutmak da Özgür Özel ve Muharrem İnce'nin boynunun borcu olsun dedi. Vekil adayları da seçmenler de yoğun bir çalışma sürecinde. Adalet ve Kalkınma Partisi 2. sıra milletvekili adayı Uğur Aydemir seçim bölgesi Manisa ilçelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Parti döneminde Manisa'da yapılan yatırımları açıklayan milletvekili Uğur Aydemir 14 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Manisa'ya toplam 1 milyar 57 milyon lira yatırım yapıldığını ifade etti. Tarım, toprak ve suya önem verdiklerini kaydeden Aydemir gerçekleştirdikleri yatırımlarla Manisa'yı göller bölgesi yapacaklarını söyledi. Şu ana kadar tamamlanan içme suyu tesisi, göletler, baraj çalışmaları hakkında bilgi veren Aydemir, Manisa'da 13 adet işletme safhasında baraj olduğunu belirtti. İhtiyaçlara göre hastanelerinde kalitesini arttırdıklarını ifade eden milletvekili Uğur Aydemir, insan hayatını her şeyin önünde tutuyor, yeni hastaneler inşa ederken mevcut hastanelerimizin bakımını yapıyor, sağlık personeli ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Son teknolojiyi hastanelerimize taşıdık. MR ve BT cihazları yeterli sayıda bulunmayan Manisa'da bu sebeple başka illere yapılan hasta sevkine son verdik. Manisa ilimizdeki toplam yatak kapasitesinin %39'unu nitelikli yatak haline getirdik. Yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını 9 kat arttırdık. Yoğun bakım yatağının bulunmaması sebebiyle oluşan mağduriyetleri önlemek amacıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını arttırdık. 2010 yılında yurt çapında uygulamaya koyduğumuz aile hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetlerini geliştirdik. 2016 itibariyle Manisa'da 427 aile hekimimiz hizmet veriyor. Hastalarımızın ayağına gidiyoruz. Evde sağlık hizmetiyle devletin yardım ve şefkat elini vatandaşlarımıza uzattık. 2010 yılında rehabilitasyon hizmetini sunduk. Acil durumlarda vatandaşımızın imdadına yetişmek için 112 acil servislerinde devrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Manisa'nın her köşesine acil sağlık hizmetini veriyoruz. Manisa'da 112 acil istasyon sayısını 6'dan 48'e, 112 acil ambulans sayısını 6'dan 80'e çıkardık dedi. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları'nın geleneksel hale getirdiği 3. Vefa Sahur Programı yaklaşık 4000 kişinin katılımıyla Bedesten Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisinin ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, sahura katılım gösteren tüm Manisalılara teşekkür etti.
AK Partili gençler olarak seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Gök, AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkacağını ifade etti. Gök'ün ardından konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersin'i de seçimlere 20 gün kaldığını belirtti. Allah'ın izniyle kapı kapı dolaşıyoruz. Milletvekilleri adaylarımız her gün bir yerlerde. Onlarla beraber teşkilat mensuplarımız büyük bir coşku içerisinde çalışmalara başladılar. İnsanların oluşturmaya çalıştığı algının aksine gerçekten alanlarda çok müthiş bir karşılama görüyoruz. Sözlerine tüm Manisalıları selamlayarak başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bundan önce 12 seçimde nasıl sonuç alınmışsa 13. seçimde de aynı sonucu hep birlikte yaşayacağız. İzmir'le Manisa arasında zaten aramızda bir sabuncu beli vardı. İnşallah 11 Haziran günü sabuncu beli tünelini açarak sabuncu beliyle birlikte İzmir'le Manisa arasındaki bu Evliya Çelebi'nin dediği korkunç sabuncu belini de aşıp İzmir'le Manisa arasındaki dostluğu, kardeşliği daha da büyüteceğiz, daha da ilerleteceğiz. Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini kaydeden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç ise şöyle konuştu. 24 Haziran'da kısmet olursa hem Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak hem de milletvekilliği seçimi yapılacak. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar aday gösterdi. Allah kısmet ederse gönülden inanıyoruz ki 24 Haziran'da tekrar Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin seçilmiş, ikinci defa seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Ben de şahsen bütün gayretimle AK Parti'mizin bu seçimdeki başarısı için çalışıyorum ve çalışacağım. AK Parti Türkiye için bir şanstır. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Cumhur İttifakı ile parlamentoda çoğunluğu kazanmış olmakta büyük bir önem taşımaktadır. AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı Avukat İsmail Bilen, Manisa Tüm Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Tüm Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Manisa Öğretmen Evi'nde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen programa AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı Avukat İsmail Bilen, AK Parti Manisa 10. sıra milletvekili adayı Serkan Eren, Tüm SİAD Ege Bölge Başkanı Mehmet Ceylan, Manisa Şube Başkanı İrfan Dinçer ve AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül ve çok sayıda iş adamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İftar yemeği sonrasında katılımcılara seslenen Bilen, yaklaşan seçimlerin önemine vurgu yaptı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorum. Allah bin kere razı olsun. Bize bir hedef koymuş. Savunma sanayiye işe bağımlılıktan azaltacağız. Kendi uçağımızı yapacağız. Kendi tankımızı üreteceğiz. Kendi gemimizi yapacağız. Uzaya kendi uydumuzu göndereceğiz diye bize bir hedef koymuş. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüm ama yetmez. Daha fazla büyütmemiz lazım demiş. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirilinceye kadar geceli gündüzlü çalışacağız. Bu sadece siyasilerin görevi değil herhalde. Bu kısmen eğitimcilerin, kısmen iş adamlarımızın, kısmen belki de ziraatçilerimizin, üreticilerimizin de sorumluluk alanlarını oluşturur. Onlar da ürettiklerini hem kaliteli üretecek, tüm siyasetin yaptığı gibi hem de müşteri memnuniyetini esas alacak ki ihracat yaptığımız ülkelerde daha fazla talep alabilirim. Milli Görüş'ün lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Manisa'da katıldığı programda üstü kapalı bir şekilde eleştirdiği Saadet Partisi yerine Milli Görüş'ün yeni partisinin Temmuz ayında kurulacağını ve 2019 yerel seçimlerine katılacağını ifade etti. Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Doktor Fatih Erbakan, Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Mücahit Erbakan!
Yunus Emre Belediyesi bahçesinde verilen iftara Erbakan Vakfı Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, AK Partili Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Oda ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Erbakan belediye bahçesinin girişinde gençler tarafından meşaleler eşliğinde Mücahit Erbakan sloganıyla karşılandı. İftar yemeğinin ardından konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan isim vermeden milli görüşü temsil eden Saadet Partisi'ni eleştirdi. Erbakan hocamız tarafından bayrağı açılan bu hak davanın siyasi alanda hakkıyla temsil edilmesi için, aslına özüne uygun şekilde temsil edilmesi için gereken resmi adımları bir an evvel atmak mecburiyetindeyiz. Erbakan hocamızın ortaya koymuş olduğu çizgiyi, duruşu muhafaza edip yüz aklıyla devam ettirmek, yeni nesillere aktarabilmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz. Milletimize ve bütün insanlığa aynen Erbakan hocamızın bizlere öğrettiği gibi adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlayabilmek için aynen Erbakan hocamızın yürüdüğü yoldan yürümek mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple diyoruz ki milli görüş camiasını ve milletimizi ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan, milli görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti artık gelmiştir elhamdülillah. Kutlu Kervan'ın yeniden yola revan olma vakti geldiğinin altını çizen Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı. Yeniden Erbakan, yeniden milli görüş kervanı ne zaman ve nasıl yola çıkacak? Yıllardır beklediğimiz partimize, siyasi çalışmalarımıza ne zaman kavuşacağız? Bunu da son birkaç aydır da ifade ettiğimiz gibi şu şekilde ifade ediyoruz. Şu andaki planımıza göre seçimler sonrasında Temmuz ayı içerisinde abdestimizi tazelemeyi planlıyoruz. Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı planlıyoruz inşallah Allah'ın izniyle. ...24 Haziran erken genel seçimlerine geri sayım devam ediyor. Peki Manisa'da yaşayan seçmenler oy vereceği partinin adaylarını yeterince tanıyor mu? Bu sorunun cevabını öğrenmek için sokaktaki vatandaşlara mikrofon uzattık. Yaklaşan 24 Haziran erken genel seçimleri öncesi siyasi partiler seçim hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bütün siyasi partilerde milletvekili adayları belirlendikten hemen sonra bu adaylar çalışmalara start verdi. Erken genel seçimlerine sayılı günler kala ETV ve Denge Gazetesi de sokaktaki vatandaşa milletvekili adaylarını ne derece tanıdıklarını sordu. Görüşlerine başvurulan vatandaşlardan ilginç ve bir o kadar da düşündürücü yanıtlar alındı. Seçmenin Manisa milletvekili adaylarını yeterince tanımadığı gözlemlendi. Her partide tanınmamış birçok aday söz konusu. Vatandaşlar kimlerin kendilerini en iyi şekilde temsil edeceğini bilmiyor. Oy vereceğiniz partideki milletvekili adaylarını tanıyor musunuz Manisa'da? Evet. Tanıyorsunuz. Evet. Kendilerini yeterince tanıttılar yani. Zaten şu an tanıtım aşamasındalar ama ben tanıyorum. Ben öyle isim de veremem. Bugün A derim, yarın B derim. Partinizin hani adaylarını tanıyor musunuz Manisa'da? Benim bir şey yok. Oluşursa ben veririm. Vallahi tanıyorum ama belli de olmaz yani oy vereceğim. Hayır, şimdilik tanımıyorum. Bilmiyoruz. Şu an hepimiz, hiçbirimiz bilmiyoruz. Millete faydalı olsunlar. Biz onlardan beklentimiz o. Millete saygı, sevgi içerisinde. Millete ellerinden gelen her türlü yardım edebilsinler. Bizim beklentimiz o. Vallahi partiye vereceğim ben herhalde bu sefer. Peki adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hangisini tanıyorum? Şu adaylar tanınsa adaylar kendi kafasını hareket edemiyor ki Türkiye'de. Başkan ne derse o. Erdoğan ne diyor? Böyle yapıyor. Hepsi böyle yapıyor. Allah yardımcımız olsun. Ben oy gizlidir. Oy, hangi partiye oy verdiğini sormuyorum. Sadece oy vereceğim partinin adaylarını tanıyor musun? Bunu soruyorum. Ben güzelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Meral Akşener'dir. Adayları, Manisa milletvekili adayları. Onları tanımıyorsun. İyi girenler tanımıyorum. Yoklar tanımıyorum. Peki tanıtmaları için neler yapmaları gerekiyor? Gelip
gelip görüşmek lazım. Değil mi? Öyle karşı karşı olmaz. Gelecek içimize derdini anlatacak. İyi Parti'nden CHP çıkarsın. İnşallah da AKP'de çıkartmasın. AKP ne yaptı bu memlekette? Ben oy vereceğim partiyi tanıyayım. Şu anda maalesef yaşadığım için tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi'ye vereceğim. Başta Özgür'ü tanıyoruz yıllardan bari. Özgür'e vereceğiz. Özgür'ün yanında da diğer arkadaşlarımın şahsen yüzünü görmedik, tanımıyorum. Meral Akşener'in de adamlarını görmedim ama görsem de ben onlara başarılar dilerim. Tanımıyorum, biz şeyi tanıyoruz. Şehzade Belediye Başkanı'nı tanıyoruz. Biz o milletvekili değil. Cumhurbaşkanımızı tanıyoruz. Ha bak, canımı, çoluğumu, çocuğumu hepsini ona kurban ederim. Bu benim belediye başkanım. Bu cumhurbaşkanım. Anladın? Aha. Yok. HDP'de mi? Ya bilmiyorum. Hangi partiye oy vereceğini bilmiyorum. Onu sormuyorum. Sadece oy vereceğin partinin adaylarını tanıyor musun? Yok. Tek tanıdığım aday bugüne kadar şey oldu. Selahattin Demirtaş oldu. Hı. Manisa'da bir grup hayvansever düzenledikleri basın açıklamasında milletvekillerinin seçim vaatlerinde hayvan haklarını koruyacak yasa tasarılarına da yer vermeleri çağrısında bulunarak hayvan haklarını korumayan milletvekili adaylarına oy vermeyeceklerini mesajını verdi. Dünyaya örnek olarak çıkartılan. Manisa'da bir grup hayvansever basın açıklaması düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında hayvanseverler oyumuz doğayı koruyana yazılı dövizler taşıdı. Temsili bir oy sandığı taşıyan hayvanseverler, milletvekili adaylarından hayvan haklarını koruyacak yasa tasarıları hazırlamaları çağrısında bulundu. Hayvan haklarına yönelik duyarsız kalan vekillere oy vermeyecekleri mesajı veren hayvanseverler, hazırladıkları talep metnini milletvekili adaylarına imzalatacak. Hayvanseverler adına basın açıklamasını Emel Önal yaptı. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın bütün siyasilere buradan sesleniyoruz. Biz hepinizle eşit mesafedeyiz ve bundan sonra 7 milyon, ki bu net bir sayı değil elbette, en az 7 milyon cansever bu düzeye, bu bilinç düzeyine erişmiş yaşam hakkı savunucusu olarak tüm siyasi partilere ve milletvekili adaylarına buradan sesleniyoruz. Bundan sonra çevre bilincine sahip olmayan, doğaya, çevreye, ağaca, börtü böceğe, hayvana sahip çıkmayan hiçbir siyasi partiye ve adaya oy vermiyoruz. Bu böyle biline. Yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgün, ölüm yasa tasarıları ile katliamların daha da önünü açacak teşebbüslere karşı durmayan, belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan siyasi partilerin tümüne ayrım yapmaksızın sesleniyoruz. 7 milyon aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun, yıllardır hayvanları koruma kanununun, Türk Ceza Kanunu kapsamına resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin. Ağır cezalar getirilsin çağrılarına sessiz kalan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün Necati Bey İlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlara 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehzadeler Belediyesi'nin her akşam farklı bir mahallede kurduğu iftar sofrası geçtiğimiz akşam Necati Bey İlkokulu bahçesinde kuruldu. Hayırsever Cevdet Çiçek'in destekleriyle kurulan iftar sofrasına AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ahmet Kahraman, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Milletvekili adayı Serkan Eren ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7 Mayıs itibariyle de yüklenici firma ile sözleşmemizi imzaladık ve şu anda burada yüklenici firmamız çalışmalarına başladılar. Bu işler için planlanan süre 75 gün ama ben bu işin 60 gün gibi bir süre içerisinde bitirilmesi için geçtiğimiz gün arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda bunları ifade ettim. 5 ay gibi bir sürecin sonunda, ki biz bunları daha erkene çekmeye çalışıyoruz,
burada hak sahibi olan sizlerle tek tek kurduğumuz kentsel dönüşüm ofislerinde görüşmeler yapılmaya başlanacak, imzalar atılmaya inşallah başlanmış olacak. Şöyle bir 9 ay gibi bir sürenin sonunda en azından bir tane etapta yıkımları gerçekleştirip blokların temelini atalım diye arzu ediyoruz. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için milletvekilleri olarak projenin takipçisi olacaklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm projesinin hem takipçisi hem yardımcısı hem de sizler adına inşallah en süratli en kısa zamanda hayata geçirilmesi için Ankara'da bu işi takip edecek arkadaşlardan biri olacağım. Hemen 24 Haziran'da bir seçim yapacağız. Allah kısmet ederse 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanı'nı seçmiş olacağız, hem parlamentoya göndereceğimiz milletvekillerini. Sizlerden Cumhurbaşkanımıza ve oluşacak parlamentoya da destek olmanızı, istikrarın sürmesine özellikle katkı sunmanızı istiyorum. Şehzadeler Belediyesi tarafından Halıtlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha iftar öncesi düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Şehzadeler Belediyesi tarafından Halıtlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına açıldı. Bir selamlama konuşması yapan Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş yapılan tüm hizmetler nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti. Kendi ağları olsun diye devamı gelen oyalarımızın devamı yapmıştır. Devamı gelmesini kendim isterim. Teşekkür ederim. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak seçim dönemi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade etti. Seçimlerden önce mahallemizin gençlerine halı sahada demiştik. Belki o gün bir kısmı hadi ya bu kadarı da olmaz olacak hiç söyle be kardeşim demişti. Ama biz AK Partiliyiz. Ama biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Ne dediysek yaparız, bugün köyde halı saha açıyoruz. Tüm hemşerilerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler ilçesinde temeli atılan tüm tesislerin çok kısa sürelerde tamamlanarak açılışlarının yapıldığını ifade etti. Manisa'da ve son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarda sevinerek bir şey söylemek istiyorum. 5 yıllık buradaki Şehzadeler Kaymakamlığı döneminde atmış olduğumuz temellerin hepsinin açılışı bizlere nasip oldu. Bu da ayrı bir başarı ve ayrı bir takdire şayan olaydır. Bu çalışmalarda hepinizin tanıdığı, bildiği ve 4 yılı aşkın bir zamandır çalışmaktan ve omuz omuza mücadele etmekten büyük mutluluk duyduğum değerli belediye başkanımızın ve beraber çalıştığı belediye meclis üyelerinin çok büyük payları vardır. Yapılan açılışın ardından Başkan Çelik ve beraberindeki heyet Şehzadeler Belediyesi'nin Halıtlı Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı. Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri programları çerçevesinde geçtiğimiz akşam Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ünlü radyo programcısı ve yorumcu Talha Bora Öge meydanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Ortak alıştırma. Her ayarı. Şehzadeler Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda her gece düzenlenen etkinliklerin geçtiğimiz geceki konuğu ünlü radyo programcısı Talha Bora Öge oldu. Ünlü radyocunun programı Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Onun razı kurbandır babasının peşinden, kesmeyen bıçağı İsmail'den usandır. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa Milletvekili adayı Samet Zenginoğlu, Büyük Birlik Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çelik, Şehzadeler'de Ramazan ayının dolu dolu yaşandığını ifade etti. Dileklerimize hitap eden, yıllardır kendisini dinlemekten büyük bir keyif aldığımız, müstefil olduğumuz güzel insan Talha Bora Öge, nam-ı diğer gölge, hoş geldiniz, sınırlar getirdiniz.
Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde günahlardan da arınmış bir şekilde Ramazan bayramına kavuşmayı bize ve tüm ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Namı diyar gölge adam. Evet, sıradaki haberimiz sıfırdan başlayıp ama dop dolu bir hayat, yani 44 yılın bir hayatının öyküsü. 2 Haziran 1975 yılında kadim dostluğun verdiği güven ile ticaret hayatına başlayan Erdinç Şirketler Grubu kurucusu Erdinç Yumrukaya'ya sürpriz 44. yıl kutlaması yapıldı. Manisa'ya her zaman ilkleri kazandıran Erdinç Şirketler Grubu 50. yılına merdiven dayarken adını altın harflerle Manisa'ya kazımaya devam ediyor. Manisa'nın ticari ve sosyal hayatına yön veren şirket kurucuları bundan tam 44 yıl önceki gibi ilk günkü aşkla Manisa için çalışmaya hep devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bugün birlik ve beraberlik içerisinde çalışan personeller kurucuları Erdinç Yumrukaya'ya Kafe 236 Lunch'ta sürpriz 44. yaş günü kutlaması yaptı. 2 Haziran 1975'te çok büyük bir heyecanla Havuzlu Çarşı esnafının yardımlarıyla bana bir tane dükkan aldılar. Şu anda Günce Erdoğan'ın tam karşısında bahsettiğim dükkan. O dükkanın tüm Havuzlu Çarşı birleşerek bana 200 bin lira dükkan aldılar. İçinde 5 tane televizyon var, 10 tane radyo var, bereç pilleri var ki o zamanlar ekmekten daha kıymetli olan tek şey vardı, o da pildi. İnsanlar pilsiz yaşıyordu çünkü her şey pille çalışıyordu. Gittim dükkanı yıkadım, dükkanın camlarını sildim. Efendim ondan sonra bütün çarşıyı yıkadım hepsine. Ve bismillah diye işe başladım. İşte o gün tek başına başladığım olayda İsmail Bey benim ortağım da o zaman benim hem yakın arkadaşımdı hem de okuyordu isminde. O da yardıma gelirken iki kişi olmuştuk. Bu zor şartlarda tabii hiç hayal kuramamıştım. 43 sene sonra burada geleceğiz. Efendim 125 kişilik bir ailemiz olacak. Ve 125 kişilik bir ailenin reisi olacağız. Çok keyifli, mutlu bir yaşantımız olacağını. O gün hayal kuramamıştım çünkü tek hayalim vardı. Çarşı esnafın bana toplayıp verdiği parayı nasıl ödeyeceğim düşündüm. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Nice 44 yıllar diliyoruz. Manisa'da yaşayan 49 yaşındaki Mürüvvet Yiğit, fazla kilolarını Yunus Emre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde verdi. Yunus Emre Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu Hanımlar Lokali ve meslek edindirme kursları birçok vatandaşın takdirini kazanıyor. Hanımlar Lokaller sayesinde birçok branşta kurstan yararlanırken yeni hobiler ediniyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme kurslarından yararlanan 49 yaşındaki Mürüvvet Yiğit, fitness, pilates ve zumba yaparak 8 ayda 34 kilo verdi. Kursa başlamadan önce yaklaşık 120 kilo olduğunu belirten Yiğit, hanımları da Yunus Emre Belediyesi'nin açtığı kurslardan yararlanmaya davet etti. Şu an buraya 8 ay oldu başlayalı. Geldiğimde 118,5 kilodaydım. Çok kötü bir durumdaydım. Rahatsızlıklarım çok vardı. Ayaklarımda, dizlerimde, belimde çok rahatsızlığım vardı. Sağ olsunlar, Allah razı olsun burayı açanlar, hani hanımlara şey yap, burayı imkan sağlayanları. Biz de geldik, faydalandık. Çok mutluyuz burada olmaktan. Hocamız sağ olsun, yani bizi çok motive ediyor. Her şeyde böyle hocamız zaten bir tane. Hayatımda çok özgüvenim arttı ilk başta. Artık böyle yürüyerek her yere gidebiliyorum. Yani eskiden çok az bir mesafe yürüyebiliyordum, yoruluyordum. Hemen ağrılarım oluyordu. Şimdi yani çok hafif hissettiğim için her yere yürüyerek gidebiliyorum. Hanım lokalleri ziyareti sırasında Mürüvvet Yiğit'le tanışan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi de Yiğit azminden dolayı kutladı. Başkan Çerçi, ilçede hanım lokallerinin sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade etti. Evet, yeter ki istesin kadınlar, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin su dolu dereye uçması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza saat 20.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeleri ilçesi Turgutlu yolu üzeri Hasırcılar Küme Evleri Bağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Olay yerinden geçen vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ters dönen kamyonet içinde sıkışan sürücüyü çıkartarak hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralı şahsın bilincinin kapalı olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Efendim, kısa bir reklam aramız var, sonra tekrar karşınızda olacağız. Ramazan bereketiyle geldi. Şimdi yakınlarını Türkcell'le yapan iş yeri sahiplerinin hem kendilerine hem ailelerine 12 GB hediye. Aile yazıp 52-20 mesaj atın, iş yerinize gelelim. İşte destek, işte Türkcell. Emin Evim sistemiyle seç, beğen, otur. Kiradan kurtul. Artık kira ödemekten usandım. Ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız sizi Emin Evime bekliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütçene göre belirlediğin taksitlerle ev almanın en kolay yolu Emin Evim. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Sarıhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milan Gaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim'de, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-03-33. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon. İç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538 490 4023. Saim Uzun 0537 927 74 76. Santral 0236 232 57 97. Oğuzhan Apart Otel, Manisa'daki eviniz. Farklılığın peşinde koşanlara. Hanların konforunu yaşamak isteyenlere. Bir artı bir stüdyo daireler. Hamam, sauna. 9000 metrekare üzerine kurulu dev yaşam kompleksi.
Efendim spor haberlerimizde tekrar karşınızdayız. Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde final grubu heyecanında Atatürk Spor Salonu'nda Fethiye Belediyespor'u konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor salondan 78-63 mağlup ayrıldı. Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde final grubu maçlarında heyecan doruk noktaya ulaşırken temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği Fethiye Belediyespor'a 78-63 mağlup oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadele konuk takım hızlı başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor üçlük sayı üretmekte zorlanırken konuk takım Fethiye Belediyespor üçlük atışlarda bulduğu sayılarla maçta üstünlük kurdu. Maçın ilk periyodu Fethiye Belediyespor'un 25-12 üstünlüğüyle bitti. İkinci periyodu 25-20 önde biten konuk takım ilk yarıyı 50-32 önde bitirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor maçın 3. periyoduna hızlı başladı. Yeşil beyazlı temsilcimiz maçın 3. çeyreğini 20-15 önde bitirdi. Son periyoda konuk takım Fethiye Belediyespor 65-52 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodunda fark 10 sayıya kadar indi. Bu kritik anlarda maçın hakem üçlüsünün verdiği kararlar sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 78-63 mağlubiyetle ayrıldı. Efendim tekrar karşınızda olmak dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.